istifa, Rüdül, istifa, Rüdül, istifa, Rüdül. Açılan Ensar Vakfı davasında hakkında soruşturma yürütülen 3 yöneticiden biri olan Asım Sultanoğlu atandığı Urfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde göreve başladı. Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nun çocukları istismar eden ve 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Muharrem Büyüktürk ile yurtta birlikte çekildiği fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Bu dava kapsamında Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı Ensar ve Kayındere ait yurtlara dair müzakere cevabında ilimizde Kayınder ve ya da Ensar Vakfı'na bağlı ev veya yurt bulunmamaktadır yanıtını verdiği ve savcılığa yalan beyanda bulunduğu ortaya çıkmıştı. 2019 yılında olaydan 4,5 yıl sonra Sultanoğlu ve iki idareciye soruşturma izni verildi. Ancak aradan geçen zamanda henüz bir soruşturma ile ilgili bir ilerleme sağlanamazken Sultanoğlu toplumun her kesiminden gelen tepkilere rağmen ilimizde Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamıştır. Çocuklara yönelik cinsel istismar davasında adı geçen Sultanoğlu'nun Bursa ve Maraş illerine İl Milli Eğitim Müdürü olmasına dair haberler basına düşmüş fakat gelen tepkiler üzerine bu atamalar iptal edilmiştir. İstismar suçlusu vakıfları savunan ve görevde ağır ihmali bulunan bir kamu görevlisi olan Sultanoğlu'nun böylesi ağır bir suç karşısında hala göreve devam etmesinin hukuki gerekçesi nedir? Urfa halkının tepkilerine ve tüm itirazlarına rağmen niye göreve başlatıldı? Eğitim gibi temel öznesi çocuk olan bir kuruma, çocuk istismarına göz yuman birinin İl Milli Eğitim Müdürü olarak yapılmasındaki ısrarın altında ne var? Toplumsal tepkilere rağmen Urfa halkının oylarıyla seçilmiş vekillerin müdürü ziyaret etmesi, bugün Milli Eğitim Bakanı'nın Sultanoğlu'na destek verircesine ziyarete gelmesi tüm duyarlı kesimleri ve Urfa halkını rahatsız etmektedir. Öğretmen, okul ve derslik sayısının yetersizliği, mevsimlik tarım işçiliği, çocuk işçiliği, ana dilde eğitim problemi, mülteci çocukların eğitime katılımı, kız çocuklarının eğitime devam edememesi gibi birçok eğitim probleminin bulunduğu merkezi sınavlarda başarısı düşük olan ilimizde yapılan atamayı doğru bulmuyoruz. Ve Emek Demokrasi Platformu olarak derhal bu görevinin iptal edilmesini, Sultanoğlu'nun görevden alınmasını talep ediyoruz. Biz bugün duyarlı kesimler olarak çocuk haklarını ve çocuğa yapılan her türlü şiddet, istismara karşı olan toplumsal kesimler olarak bugün buraya geldik. Çünkü Milli Eğitim Müdürü'nün, müdürünün bakanca ziyaret edilmesi bize bu atamanın yanlış olmasına rağmen onaylandığı anlamına geliyor. Ve biz duyarlı kesimleri rahatsız ediyor. Biz bakan buradayken sesimizi kendisine duyurmak istiyoruz ve Sultanoğlu'nun derhal görevden alınması hakkındaki soruşturmanın hukuki temelde devam ettirilmesini ve bu süreçte hiçbir kamu görevinde aktif olarak yer almaması gerektiğini tekrar vurguluyoruz. Bu süreç devam edene kadar Urfa Emek Demokrasi Platformu bileşenleri olarak tepkimizi göstermeye devam edeceğiz. Sultanoğlu'nun görevden alınmasını ısrarla tekrarlıyoruz ve sürecin takipçisi olacağız, bırakmayacağız. Ayrıca şu anda aramızda ilimizdeki sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler var. HDP, DBP, CHP, EMEP tip il örgütleri de bugün Emek Demokrasi Platformu'nun açıklamasına destek verdiler. Katılımlarından dolayı tüm duyarlı kesimlere teşekkür ediyoruz Emek Demokrasi Platformu olarak. Siz değerli basın emekçilerine de teşekkür ediyoruz. Tekrar söylüyoruz, bu müdürün görevden alınana kadar biz Emek Demokrasi Platformu ve toplumsal duyarlı kesimler olarak açıklamalarımıza devam edeceğiz ve sürecin takipçisi olacağız.